arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle iki renkli güzel bir bebek yeleği çalışması yapacağız yeleğimizi kız bebeklerimiz ve erkek bebeklerimiz için örebilirsiniz her ikisini de örülebilecek çok güzel gösterişli üç boyutlu bir çalışma çalışmamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak yorumlarınız ve beğenilerinizle bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz Evet İki renk kullandım. Şimdi ölçülerine bakalım ve yavaş yavaş modelimizin yapımına geçelim. Omuzdan en alt kısma kadar 31 buçuk. Şöyle düzelttiğimiz zaman 32 santim'i rahatlıkla görecektir. Hatta geçecektir bile. Bakınız biraz boyutlu olduğu için toparlamakta. 32 santim uzunluğu. Roba boyuna bakalım. Roba boyuna baktığımda 11 santim olduğunu görmekteyim. Kolumuzda yine aynı 11 santim enine bakalım kol altından roba eni 25 gövde eni 28 aşağıya doğru tabii ki biraz rahatladıkça genişlemekte 32 santime görmekte şöyle bir tane bağcık kullandım küçük bağcıklarımızdan bağcığımı şöyle açıyorum ve tüm boyutlu olarak şuradan bakıyorum bakınız gayet güzel çok zevkli bir çalışma Tek renkle de örebilirsiniz. Arkasından önünden yeleğimizi gördük. Şöyle bakalım ölçülerini de aldık. Hemen bu güzel yeleğimizin yapımına geçelim. Kolay gelsin. Yeleğimizi etrofil beybican ipimizle örüyoruz. İpimiz 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Anti peeling özelliği olan %100 akrilik bir ip. Tabi dilediğiniz marka iplerle örebilirsiniz yeleğimizi. Şimdi bu yeleğimi örmek için iki buçuk numaralı da tığımı kullanıyorum. Tığımın ucu ince. Eğer eliniz çok sıkıysa 3 ya da üç buçukla da örebilirsiniz. Şimdi roba kısmımızı örmek için hemen başlayalım. Bir yaş civarı çocuklarımız için örüyoruz. Bölümümüz bölümlerimizin sayısıyla birlikte örelim. Yeleğimizi örmek için etrofil baby ipimi kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan güzel bir bebek ipi. Tabi herhangi bir marka iple de örebilirsiniz. İpimiz 100 gram ve 250 metreden oluşmakta ve %100 akrelik. Şöyle görelim. Gayet tatlı bir mavisi var. İpimizi örmek için 2,5 numaralı tığımı tercih ediyorum. Tığımın numarası burada silindiği için görülmemekte ama ucunu şöyle tuttuğum zaman bakınız çok kalın bir uç değil. Eğer eliniz çok sıkıysa 3 ya da 3,5 ile örebilirsiniz. Ya da evinizde 2,5 yoksa yine 3 ya da 3,5 ile örebilirsiniz. Yeleğimizin bölümlerini zincir çekerek başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve bunu düğüm olarak kullanıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Bakın ipimi yarımlamadan. Bu düğüm. Bunu saymıyorum ve ipimi gevşetiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi yeleğimin önü için kullanıyorum. Ve 14 tane zincir kolum için çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi 14 zincirde kolum için çektim. İliğimizin arkası için başlıyorum. 22 zincir çekmeye. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 zincirimi çektim. Tekrar diğer kolum için 14 zincire başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son olarak önümüz için 12 zincire başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle bırakıyorum. Ve zincirimizi sizlerle elimizin ve ipimizin ölçüsünü kıyaslamak için şöyle bırakıyorum ve mezurumla ölçüyorum. Birinci zincirden başlıyorum. Son zincire kadar 29 santim. Şöyle yakından görmenizi istiyorum. 29 santim. Şimdi e, zincirimizin uzunluğunu birbirimizle kıyasladık. Eğer daha küçük olduysa her bir bölüm için ikişer ikişer ya da üçer üçer küçüklüğüne göre artışımızı yaparak başlayabilirsiniz. Çünkü zincir sayımız önemli. E, bütün temel e, yeliğimizin büyüklüğünü bu sıramızda belirlediğimiz için eğer ölçümüz çok küçük geldiyse 12 tane olan önümüzü 15, 14 olan kolumuzu 17 ya da 18 yapabilirsiniz. 22 olan kolu arkamızı ise 26 olarak ayarlayabilirsiniz. Arkamızdan sadece bir tane artış yapalım. Çok devasa bir arka olmasın. Evet şimdi trabzan sıramıza başlayabiliriz. Trabzan sıramızda da sayımızın tam gelmesi için zincirimizin ne eksik ne fazla olması için bu ördüğümüz sayılara göre 1 ve 2 zincir geriye çekiliyor. Bakınız 1 çekildim 2 çekildim. İki çekildikten sonra iki zincir de ilave ediyorum 1 2 tığımın başında doluyorum ikinci çekilmiş olduğum yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum bu şekilde zincir e, trabzan sayımız tam 12 olarak olacak zincirimiz eksik ya da fazla olmayacak tığımın başını doluyorum sonrasında birer birer ikili trabzan şeklinde örmeye devam ediyorum toplamda 12 tane trabzanımı ödüm için örüyorum. Giriyorum. İkili trabzan örüyorum. 1 2. 1 2. İkili trabzan dediğimiz başını bir defa dolayıp iki defa da alıyoruz. Bakın bir defa doladım. Giriyorum. 1 2 defa da örüyorum. Buna ikili trabzan diyoruz. 1 2. Sayalım kaç tane trabzanımız oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir tane daha örüyoruz. 12. trabzanımı da ördükten sonra şimdi kolum için olan çekmiş olduğum bakınız 14 zincir çekmiştim kolumuza. 2 tane zincir araya çekiyorum. Hemen yandaki bakın aynı zincir değil. Yandaki zincir içerisine girerek batıyorum. 1 2 yandan 14 tane örüyorum birinci ördüm devam ediyorum Sırası ile 14'ü tamamladım yine birlikte sayalım 2 4 6 8 10 12 ve 14. Zincir 14 çekmiştik. Yine 14 trabzanımı yerleştirdim. 14. trabzan üzerinden bir, 2 zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki bakınız aynı yere değil. Yandaki zincir içerisine batarak arkamız için 22 tane trabzanımızı örmeye başladık. 22 tane olana kadar devam edelim. 22 tane trabzanımı ördüm. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. 2 zincirimi çekiyorum ve tekrar yandaki zincir yuvasının içerisine batarak 14 tane ikinci kolumuz için olan trabzanlarımızı hazırlıyoruz. Trabzanımızı tamamladım. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Son olarak önümüzü örüyoruz. 12 tane trabzan. Son birkaç trabzanımız kaldı. Hemen sonu da örüyorum. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakınız hiç eksik fazla olmadı. Trabzanlarımızı bu şekilde birinci sırayı örerek yerleştirdik. Şimdi ikinci sıramıza artışlarımızı yaparak devam edelim. 1, İki zincirimizi bu yönde çekelim. Örgümüzün arkasını çevirip tığımın başını bir defa doluyorum. Birinci trabzanımın bulunduğu yere gelerek batıyorum. Hem zincirimizi hem trabzanımızı bu iki olarak saymıyoruz trabzan sayısı bu. Birinci trabzanımızın trabzanı olacak. İki değil burası bakınız. Zincirimiz ve trabzanımız bir trabzanın trabzanı bitirirken şimdi üzerine bir tane batacağız hiçbir şekilde artışa geçmeyeceğiz lütfen buna dikkat edelim bitirirken hem trabzana hem zincire batmayalım bu şekilde ördüğümüz zaman doluyorum diğerlerinde herhangi bir şey yok birer birer iki zincirimin bulunduğu noktaya doğru ilerliyorum Son trabzanı ördüm. Birer birer bütün trabzanlarım ördükten sonra zincir içerisine girerek iki tane önümüz için artışımızı yapıyoruz. Araya iki zincirimi çekiyorum. Tekrar girerek bir, iki artışta kolumuz için örüyoruz. Bir ve 2 İki önümüz için artık bakınız büyüdü. E, robamız ilerledikçe tabii ki e, gövde kısmına doğru büyüyecek. Boyun kısmı dar gövdeye doğru genişleyecek bu iki artışlar sayesinde şimdi diğer bölümleri de aynı şekilde dümdüz örüyoruz her artış yerinde iki trabzan iki zincir iki trabzanımız örerek sona doğru gelelim ikinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim ve bu şekilde bir görüntümüz var Şöyle göstermek istiyorum. Her bir bölüm için ikişer trabzanımızı artırdık. Araya iki zincir çektik. Diğer trabzanların üzerine birer tane ördüm. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı tekrar ördükten sonra yine bütün trabzanlarımı birebir ördüm. Yine aynı işlemlerimi tekrar ederek sona geldim. Burası başlangıcımızda ipimizin olduğu yerdeyiz. tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum aynı yere batıyorum Lütfen buna dikkat edelim bir trabzan iki olarak batmıyoruz diğer uçta şimdi batarken göstereceğim diğer trabzanları aynı şekilde örüyorum hiç farklı işlem yapmıyoruz düz roba çalışıyorum ikili trabzandan oluşan ikişer artışlarla ilerliyorum. Artış yerimize geldim. Son trabzanımı ördüm. İki tane trabzanımı örüyorum. Bu sırada iki tane daha büyümüş olduk. Zincirimi iki çekiyorum. Tekrar aynı yere bir ve 2. 2 artışımı daha yapıyorum. Birer birer trabzanlarımı örerek sona doğru ilerliyorum. Ve sonda bitişimiz için başta iki gibi başlamış olduğumuz trabzanımızı bir olarak batmayı birlikte yapalım. Hepsini aynı şekilde ikişer artış yaparak tamamlayalım. Artışlarımızı yaparak 3. sıramızın sonuna kadar geldim. En son trabzanımızı birlikte batalım. Bakın şurada iki tane zincirimiz vardı şu kenarda. Burada da trabzanımız var. Şimdi bir defa başını doluyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. 1, 2, Bakınız bu kenardaki zincirime hiç dokunmuyorum ve bu şekilde hem zincire hem de trabzana batarsanız o zaman yukarıya doğru bir genişlik olur. Eğer karıştıracak gibi olursanız bakınız 12 başlamıştık. 12 14 16 sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 ve 16. Sayarak da kontrol edebilirsiniz. Eliniz ve gözünüz alışana kadar. Başlarken herhangi bir şey yapmıyoruz. 2 zincirimi çekiyorum. Buranın daha dolgun olm olmasını sağlamak için eğer isterseniz şöyle bir tane zincir daha çekip 3 zincir çekip direkt ikinci trabzanımıza da batarak devam edebilirsiniz bu şekliyle de örebiliriz hiçbir mahsuru yok ama diğer şekliyle örmek istiyorum bu yeleğimizi 2 zincirimi çektim aynı yere batıyorum ve bütün robamız tamamlanana kadar sıralarımızın hepsinde aynı işlemimizi yapalım ve yeterli ölçü olunca yeniden görüşelim. İkişer ikişer artışlarımızı yaparak kol birleştirme yerimize kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. 8. sırada artık kollarımızı birleştirelim. Bakınız artışlarımızın tamamında 2 trabzan, 2 trabzan, 2 trabzan kullandım. 8. sıramızı örerek geldim. Bir tane artışımı yaptım. Bakınız bir yaptım. En son sıramızda bir yapalım. Diğerlerini de ikişer yapmıştım. Zincirimi çekiyorum. Kol altı için. 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Ve boşluğumuza yani ayrım yerimize giriyorum. Bir tane trabzanımı da buraya örüyorum. Her iki şöyle bakınız kolumuzun ayrım yerine birer artışımızı yapıp araya dört tane zincirimizi çektim şimdi arkayı birer birer örüyorum diğer kolumuzun bulunduğu noktaya kadar hiç farklı işlem yapmıyorum arkadan birer birer trabzanlarımızı örerek devam ettim ve kolumuzun bulunduğu yerdeyiz en son trabzanımızı ördükten sonra zincir içerisine gelerek bir tane artışımı yaptım 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum büküyorum yine zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum artışımı bir tane yaptım daha sonrasında yeleğimin ön trabzanları üzerinden birer birer örerek devam ediyorum Robamızı tamamladıktan sonra beyaz ipimi bağladım ve modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Ve bitirdiğim yönde 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arka tarafını çevirdim. İplerimi şöyle alarak alta gizlemek istiyorum. Şurada bir tane trabzanımız vardı bakınız. Hemen yanındakine batıyorum. Gövde kısmında yanındakine batarak görüyorum. Şuradaki bunu birinci trabzan saydım. Yanındakine bir tane trabzanımı ikili olarak ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımı başını doluyorum. Aşağıdan bir tane atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. 1 ve 2 Tekrar başını doluyorum. Yandaki trabzanıma batıyorum. 1 2 Tığımın başını tekrar doluyorum. Yandaki trabzanıma batıyorum. 1 2 Tekrar tığımın başını doladım. Aynı yere bir daha batıyorum. 4 tane trabzanımız oldu. 3.'ü iki defa ördüm. Bu sıramızda 3.'ü iki defa örmemizin sebebi robamızdan sonra gövdemize geçişte birebir sıralarımızı örersek alt kısım daralacak ve çirkin duracaktır. Burada artışımızı yaptık. Diğer 5 trabzanlarda aynı yere batmayacağız. Her birinin üzerine birer birer batıyoruz. Sadece kurulumumuz için yaptığımız işlem. Tığımın başını tekrar doladım. Bir sonraki trabzanıma üzerine batarak ördüm. Şuradaki kalan iplerimizi keselim. Görüntümüz kötü olmasın. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar doluyorum başını. Bir atlıyorum. Yandaki trabzana batıyorum. Bir. 2, 3, doladım aynı yere bir daha battım ve beşinciyi ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. 1, üç tane trabzanım ördüm, doladım aynı yere bir tane daha trabzan örerek artışımı yaptım 5 bir zincir çekiyorum doluyorum bir atlıyorum çekmiş olduğumuz her zincirin altında da birer tane trabzanımızı atlıyoruz bakın bir zincir çektim bir tane trabzanım atladım diğer trabzanımdan bir diye başladım çuğu iki defa örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Kol altıma geldim. Bakın bir atlıyorum. Diğerine batıyorum sıradakine. 2 Zincirimin içerisine giriyorum. 3 Üç. 3'e yine batıyorum. diğer zincire de 5. trabzanımı battım. Bir zincirimi çekiyorum. Bir tane zincir atlıyorum. batıyorum, Trabzanımın üzerine geliyorum. 2. 3. trabzanıma batıyorum. 3. trabzanıma bir tane daha batıyorum. Ve en son grubun trabzanını örüyorum. Toplamda 5 trabzanı tamamlıyorum. Yeniden zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. 3'e bir daha batıyorum. 4 oldu. Yanındakini örüyorum. 5. Bir zincir çekiyorum. Kolumuzun altına kadar örelim. 5er trabzan. Bir zincirimi ördüm ve kolumun altının bulunduğu yerdeyim. Kol altında e, sizler farklı sayılarda başlamış olabilirsiniz. Daha büyük ya da daha küçük olabilir. Ama dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktası buradaki bakınız geçişteki sayılarımızın birebir aynı olması. Arka taraftan öne doğru geçiyoruz. Burada ise önden arkaya geçiyorduk. Her iki sayımız aynı olacak. Bakın dört tane trabzanımız buradan geçerken 4 tane trabzanımız ise buraya gelirken. Şimdi kol altına da aynı başlayacağız. Öndeki sayılarımız da birebir aynı olacak ki önümüzün biri büyük biri küçük olmasın. Buna lütfen dikkat edelim. Eğer herhangi bir fazlalık ya da eksiklik varsa kol altında bu ayarlamayı yapalım. Yani buradaki sayımız 1, 2, 3, dört tane tam 5'li grubumuzun olması gerekiyor. Ve önümüzde üç tane trabzanımızın yani ikisi tam üçüncü kol altında bu şekilde ayarlamamız gerekmekte. Şimdi bakıyoruz. Bakınız dört tane trabzanım başlangıçtaki kolumda. Dört trabzanım burada. Hemen zincirime bir tane trabzanımı örüyorum. Ve toplamda burası beş oluyor. Grubumu tamamladım. Bir zincir çektim. Doladım. Bir atladım. Zincirimin içerisine batıyorum. Bir. Diğerine giriyorum. 2. Diğer tarafa bakıyorum hemen. Bakınız ikinin içerisine bir tane daha örüyorum. 3. Bakıyorum. İki trabzanı örmüşüm bakınız önden. İki trabzanla da örüyorum buradan. 4 ve 5. Evet aynı şekilde burayı kurdum. Şöyle görmenizi istiyorum. Her ikisinde de iki trabzanı ördüm. İki trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Bir atlayıp Diğer tarafa normal ördüğümüz şekliyle örüyoruz. Sona geldim. iki tane trabzanda sonu da örüyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum ve yapmış olduğumuz işlemimize şöyle bakıyoruz. 1 2 3 4 beşincinin yarısı şeklinde birinci sıramızı yerleştirdik arkaya da şöyle çevirerek bakalım bakınız arkada beşer trabzan birer zincirle modelimizin zeminini kurduk Evet şimdi bir zincir çekmiştim hemen ilmeğime tığımı takıyorum dibine batıyorum zincirimi ve trabzanlarımın üzerine birer sık iğne örüyorum zincirimin olduğu noktaya yine bir tane zincir çekiyorum diğer sıradaki trabzana sık iğne olarak batıyorum her bir trabzanımıza bir tane sık iğne örüyoruz zincirimizin bulunduğu yere bir tane zincir 5 tane trabzanımın 5'inin de üzerine sık iğne örüyorum örgümüzün arka yönü burası diğer taraf ön yüzümüz bir zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 sona kadar sık iğnelerimizi ve aradaki bir zinciri örerek devam edelim İlk sıramızın başına geldim son iki trabzanımın da üzerine birer sık iğnemi ördüm şimdi en son 3 tane zincirimi çekiyorum 2 ve 3 örgümü çeviriyorum tığımın başını dolayarak buradaki diğer trabzanımın üzerindeki sık iğneme batıyorum. 1 ve 2. Bir tane zincir çekiyorum. 5 tane trabzanımın üzerine 5 sık iğne örmüştüm. Birincisini örüyorum. İkinci sık iğneyi örüyorum. Üçüncü sık iğnemi örmeden önce iki defa tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki trabzanıma gelerek yandan giriyorum. Dışarı kabartıyorum. Tekrar yapalım bakınız. 2 tane trabzanımızı ördük. 2 defa tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki ilk trabzana yandan giriyorum. Ve ikişer ikişer şöyle biraz rahatlatarak alıyorum. 1 2 ve 3 2 defa doladım. 3 defa da Tekrar 2 defa doluyorum. Bu kez en son trabzanımı yandan giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. Şöyle ipimiz yarımlandı. 1 2 3 1. ile 5. yandan girip dışa kabarttım. Tığımın başını doluyorum. Burada 4 ile 5. trabzanımı örüyorum. 2 tanesini örmüştüm. Bakınız. 2 trabzanımı ördüm. Kenardan 1. aldım. 5. aldım. Burada bir tane trabzan yeri oldu. Şimdi 4. trabzanımı örüyorum. 5. trabzanımı örüyorum. Toplamda yine 5 tane örmüş olduk. 5 trabzan bir zincir çekiyorum ikinci grubuma geçiyorum tığımın başında doluyorum, bir tane trabzan örüyorum iki trabzan ördüm iki defa doluyorum yandan giriyorum ikişer ikişer üç defada çekiyorum tekrar iki defa doluyorum beşinci trabzana yandan giriyorum ikişer ikişer üç defada çekiyorum Tığımın başını doluyorum. Burada 3 tane trabzanımız oldu. 5'ten artmıyoruz. 3 tane örülmedik kalmıştı. 2 tanesini örüyoruz. Bakın. 1 ve 2 ortadaki trabzanımızla birlikte 5 tane trabzanımız yine burada var. İki başlangıçta her ikisini birleştirip aynı anda çektiğim için 3. trabzan sonrasında da yine 2 tane trabzanı örüyorum. 5 tane trabzanımız oluyor. Yani burada bir tane örülmedik kalan trabzanımız olacak ama sayımızda herhangi bir değişiklik olmuyor. 5 tane trabzanımızı ördüm. Bir kez daha çalışalım. Bir zincirimi çekiyorum. 1 iki tane trabzanı yan yana örüyorum. 1 2 doluyorum. Aşağıdaki ilk trabzana giriyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum. Tekrar iki defa doluyorum. 5. trabzana yandan giriyorum. 1 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. İki tırabzanda bitirirken örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. sıra boyunca bu işlemlerimizi tekrar edelim. Sıramı tamamladım. Uç kısma geldim. 2 tane trabzanımı ördüm. Yine bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Örgümüzün ters yönünde sık iğneler örerek ilerliyoruz. Birinci trabzanımın üzerine hemen çekmiş olduğumuz zincirimi sık iğne olarak battım. İkinci trabzanıma batıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Zincirimizin olduğu yerlere bir zincir. Bir. iki tane trabzanımın üzerine sık iğnemi ördüm. Şurada ikisini aynı anda uzattığımız trabzanımız vardı. Buna arkadan giriyorum. Sık iğnemi bu şekilde örüyorum. Diğerlerine tepesine batıyorum. Şöyle arkadan girip daha görünür hale getiriyoruz. Tekrar arada bir zincirim var. Zincirimi çektim. Tepesine battım. Tekrar tepe noktasına battım. Şimdi iki tane uzun trabzanımızın bulunduğu noktaya geldim. Şöyle bakın. Yandan giriyorum. Alıyorum. Kapatıyorum. diğer ikisinin de tepesine batıyorum zincirimi bir tane çekiyorum üzeri için trabzanın üzerine bir sık iğne iki sık iğne kabartılı bölüme yine geliyorum arkasından şöyle her ikisini de kavrayacak şekilde alıyorum kapatıyorum ve diğer iki tane trabzanın üzerine sık iğnelerimi örüyorum sona kadar sık iğnelerimizi örerek ilerleyelim Sık iğnelerimizi örerek geldim. Sıramızın sonundayız ve yeniden biraz önceki yapmış olduğumuz trabzan ve uzatma işlemlerimizin olduğu bölümü örmeye başlayacağız. Sık iğnemin üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Burada 5 tane trabzanımız vardı. Şuradaki işlemimizi aynını tekrar ediyoruz. Birinci trabzanımı örüyorum, ikinci trabzanımı örüyorum. Tekrar iki defa başını doluyorum. Aşağıdaki bakınız. Trabzanma geliyorum. İkişer ikişer üç defa çekiyorum. İki, üç, doluyorum. Beşinciyi geçiyorum. Bir, iki, üç. Arkadan iki trabzanımı da örüyorum. Ve kuruyorum. Bakınız ikinci kez modelimizi kurdum. Bir tane zincirimi çekip bir tane doluyorum. İki trabzanımı örüyorum. İki defa doluyorum. Alttaki trabzanıma giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. İki defa tekrar doluyorum. Aynı grubun beşincisine giriyorum. kapatıyorum. İki tane trabzanımı da örüyorum. Bir ve iki. Bir zincir çekiyorum. Yan gruba başlıyorum. İki trabzanımı yeniden ördüm. İki defa doluyorum. Alttaki trabzana giriyorum. ikişer ikişer çekiyorum. Beşinci trabzanıma yandan giriyorum, kapatıyorum. Kapatıktan sonra iki trabzanımı örüyorum ve ölçümüz yeteri olana kadar bu şekilde örmeye devam. Daha sonra yine trabzan sıramızı uygulayacağız. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne olarak modelimizi devam ettirelim. Yeleğimizi örerek büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra ördüm ve yeterli uzunluk ölçüsüne ulaştım. Öreceğimiz yaş için gayet yeterli bir ölçü oldu. Şimdi kolumun bir tanesini ben ördüm. Mavi renkleri beyazla, beyaz renkleri mavi rengimle tığlama işlemi yapmak istiyorum. Öncesinde bir tane kolunu bakın nasıl yapmıştım. Beyaz olan bölümleri yapalım. Yani beyazla örmem gereken bölümleri yapıyorum. Daha sonrasında mavi ile olan bölümlerimizi çalışalım. Kolumuzun bir tanesini şu şekilde tığladım. Bakınız her zaman kol altından başlıyoruz. Sık iğnemle başladım. Sonrasında boşluğumun içerisine girerek başını dolayıp 3 defa da çektim. Zincir çekmeden üçüncüye battım. Eğer eliniz sıkıysa burada bir tane zincir çekebilirsiniz. Sonrasında 1-2-3 tane Trabzanım atladım. Başını doladım ve tek seferde çektim. Yine zincir çekmedim. ilmeğim bunlar bakınız. Ama eliniz sıkıysa bir tane zincir çekin. Yoksa toparlayacaktır. Ve bu şekilde ardı ardına işlemlerimin tekrarıyla ilerledim. Şimdi diğer kolumu da sizlerle birlikte çalışalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımı şu şekilde sabitliyorum. Kolumuzun altını çeviriyorum. Tam boşluktan giriyorum diyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz bakınız ilk boşluğun içerisine yani artıp geldiğimiz yere 3 defa başını dolayarak batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1. Tek seferde çekiyorum. 2. Biraz rahat örüyorum bakınız. Sıkmıyorum. 3 defa başını dolayıp tek sefer çektikten sonra 1. 2, 3, 3.ye gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3.ye giriyorum. 1, 2, 3. Araya zincir çekmedim. Eli sık olan arkadaşlarımız çeksinler. 1, 2, 3'e giriyorum. 1. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3 defa. Tek seferde başını dolayarak örüyorum. 1 2 3 başını doluyorum 1 2 3 3 defa giriyorum bir defasında batıyoruz bir defasında 3 defa başını dolayıp örüyoruz ve başlangıç yerimize kadar bu şekilde ilerliyoruz sona kadar örerek geldim kolumun alt kısmından bakınız arkadan öne doğru ördüm ve en son bakın tam alt kısmına bulunduğu noktadayım başlangıç yerime gelerek batıyorum. Başlangıç yerimin hemen ardına geçip ipimi alıyorum. Arasından geçirip bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. İpimi içeriye gizliyorum. Her zaman yapmış olduğumuz gibi. Daha sonrasında buradan keselim. Şimdi ön kısmını çalışmaya başlıyorum ön kısmında bu işlemi yapmıyoruz mavi bölümde bir defa yine tığıma sabitledim beyazla mavinin bağlandığı yere giriyorum sabitleniyorum aynı yere tekrar giriyorum sık iğne tığımın başını dolamadan tam araya giriyorum trabzanıma giriyorum sık iğne örerek ilerliyorum. Tam araya trabzanımın arasına iki defa yapıyorum. Bir de araya giriyorum. Bakın birinde bir defa, birinde bir trabzan da iki defa yapmaktayım. Trabzanımızın genişliğine göre hepsinde iki defa da çalışabilirsiniz. Birisi gidiş, birisi başlangıç olduğu için, dönüş olduğu için bu şekilde uygulanmakta. Şöyle. Evet, şimdi çeviriyorum. Bir tane daha sık iğnem örüyorum. Ve her trabzan arasına birer sık iğne ile ilerletiyorum. Birer birer sık iğnelerimiz şuradan başlamıştık diğer yakamızın ucuna kadar gelelim gövdemizin bulunduğu noktada beyazla kesiştiği yere kadar aynı işlemlerimizin tekrarı yani sadece sık iğnelerimizi yaparak ilerleyelim Evet yakamızın diğer yönüne kadar örerek geldim şuradan başlamıştım buradan başlamıştık ve geldim en son noktadayım robamın beyazla kesiştiği yerindeyim son sık iğnemi örüyorum buradan mavi rengimi alıyorum mavi rengimle kapatıyorum şöyle alalım beyazımızı koparıp buradan mavi ile bağlayalım artık beyazı burada tamamlayalım şimdi tığımın başında doluyorum giriyorum 1 2 3 kollarda yapmış olduğumuz çalışmayı yapacağız şöyle biraz daha ayarlamamı düzelteyim hemen yanına sık iğne örüyorum batıyorum 3 tane tek seferde aldığım trabzanımı örüyorum ve ileriye batıyorum bir sık iğne başını doluyorum 3 defa da ördüm Trabzanım ileriye bir sık iğne. Tığımın başını doluyorum. Bir sık iğne. Şöyle görelim. Tam alt kısımdayız. Köşemizi döneceğiz. Bir tane sık iğnemi ördüm. Tığımın başını doluyorum. Alta tam giriyorum. 3 defa aynı yere batıyorum. 2 ve 3 hemen yakınına batıyorum ki ölü bozulmasın bir tane atlayıp diğer sık iğnemi batıyorum 2 3 aşağısı sık iğne ile bitirdim modelimizi tam kurdum birini atladım yerine battım 2 ve 3. Yeleğimizin alt kısmına da bu şekilde tığlayalım. aynı yapmış olduğumuz işlemimizi tam diğer dönüşte de başını dolayarak 3 defa alalım. Mavi rengimizin bulunduğu noktaya kadar ilerleyelim. Başa kadar geldim. En son sık iğnemi ördükten sonra uç noktaya geliyorum. Mavi ile beyazımın birleşme noktasına şöyle başını doluyorum. Atıyorum. Beyaz ipimi de altına alıyorum. 1 2 3. Tek seferde çektim ve şuradaki beyazla mavinin birleşme noktasına gelerek batıyorum. Şu beyaz sık iğnemin bulunduğu yere girip ipimi şöyle geçirip bir tane de zincirimi çekip buraya bağlantımı kuruyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle görelim. Her iki önümüzü ve arkalarımızı da bu şekilde tamamladık. Evet iplerimizi ördük, içine alıp gizleyip kestik. Temizledik bütün temizleme işlemini tamamladım. Yakasına da şöyle minik zincirden oluşan bir tane bağcık yapmak istedim. Ee, bu bağcığın uzunluğunu sevkinize göre, kullanacağımız bebeğimizin yaşına göre uzatabiliriz. Bir tane burada, bir ortada, bir de sonda üçerli olarak karşılıklı da çalışabilirsiniz ya da tek olarak daha uzun örebilirsiniz. Evet şimdi diğer tarafı da sizlerle birlikte örelim bir tane zincirimi çekiyorum tığıma bağlıyorum şöyle çeviriyorum üst kısımdan istediğim yerden yapıyorum tamamen siz de ayarlamaları yapabilirsiniz dediğim gibi 1 2 3 olarak da ayarlayabilirsiniz 1 2 olarak da ayarlayabilirsiniz yalnız tek de kullanabilirsiniz tutuyorum ve başlıyorum sadece zincirimi rahat bir şekilde çekiyorum uzunluk tamamen isteğinize göre tabi çok abartılı uzunluklardan da kaçınalım çocuğumuzu rahatsız etmesin eline boynuna dolanmasın şöyle kalan ipimin hepsini örüyorum benim ipim burada bitti yeteri kadar ilerliyorum ipimi tamamını örebilmek adına bu şekilde tutmaktayım ziyan etmeyelim iplerimizi bir metre bile olsa mutlaka bir işe yarayacaktır Evet bu şekilde sıkıştırıyorum ucuna çiçek pompon yapabilirsiniz hazır süslemeler kullanabilirsiniz başlangıç yerine de şöyle alıyorum içeriye mavinin içerisinde kaybediyorum ve yeleğimi bütün aşamalarıyla tamamlamış oluyorum. Minik bağcığımızı bağladıktan sonra yeleğimiz artık kullanılmaya hazır hale geldi. Bakınız çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve sizler de örerek sevdiklerinizin üzerinde görürsünüz. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.